Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Remax'dan gayrimenkul danışmanı Sayın Sibel Kasım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Sibel Kasım kimdir? Tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Tabii ki. Ben 1965 doğumluyum. İstanbul'da doğdum. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Yıllarca, uzun yıllar boyunca banka sektörü ve inşaat sektöründe çalıştım. Bekarım, 23 yaşında bir oğlum var. Şu anda gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Evet. Peki, biraz da yapmış olduğunuz işten bahsetmenizi rica edeceğiz. Ve bir alanınız var mı? Gayrimenkul danışmanlığı olarak Remax'ı seçtim. Çünkü Remax uluslararası çalışıyor ve en fazla gayrimenkul satışı gerçekleştiren bir firma. 1973 yılında Amerika'da başladı. Daha sonra Türkiye'ye geldi. Bunun dışında yıllarca inşaat sektörü de çalıştıktan sonra bu dönemde çok fazla bir gayrimenkul stoğu birikimi oldu. Şu anda önde firmalardan bir tanesi olduğu için de Remax'ı seçtim. Burada emeğinizin karşılığını alabiliyorsunuz. Burada emeğinizin karşılığını alabiliyorsunuz diyorsunuz ve tabii ki kurumsal olması da birçok anlamda gerek gayrimenkul danışmanlarına gerekse danışmana ihtiyaç duyanlara çok büyük olanaklar sağlıyor, öyle değil mi? Kesinlikle. Biraz iş prensiplerinizden, çalışma prensiplerinizden bahsetmeniz mümkün mü Remax olarak? Şimdi Remax'ta her ofis ayrı bir franchising ofisi. Bunun dışında her gayrimenkul danışmanı kendi işini yapıyor. Yani şirket içinde şirket gibisiniz siz de. Ofislerde brokerlar oluyor. O brokerlara bağlı olarak çalışıyorsunuz. Yaklaşık 3600 kişi çalışıyoruz biz Türkiye'de. Bu daha çok paylaşım açısından çok doğru bir yol izliyor Remax olarak. Evet, içinde bulunmuş olduğunuz firmanızın ve şu an yapmış olduğunuz işin asıl hedefleri nelerdir? Firma olarak Türkiye'de ve dünyada her ailenin, her kişinin bir gayrimenkul danışmanı olmasını sağlayabilmek. Peki, danışanlarınızdan gelen talepler en çok hangi yönde? Müşterilerimiz. Evet. Genellikle gayrimenkullerini en acil ve en uygun fiyatta satmamızı istiyorlar. Bunun dışında satışı yapacakları zaman çok fazla kişinin duymamasını istiyorlar ama biz çalışma ortamı olarak çok fazla gizli bir şekilde çalışamıyoruz bu işlemleri. Mesela afiş asmamızı istemiyorlar. İşte çok fazla duyurulmasını istemiyorlar. Çünkü şöyle oluyor, büyük şirketlerde de aynı şey. İnsanlar şey diyorlar, ne oluyor, batıyor mu? İşte paraya mı ihtiyacı var? İnsanlar panik olmaması açısından satıcılar çok fazla ortaya çıkarmıyorlar bu satış işlemlerini. Bizim için de bu birazcık zor oluyor. Evet, öyleyse işin zorlukları ve keyifli yanlarından bahsedelim. Keyifli yanları, siz gayrimenkul sattığınız zaman bir cansız bir şey satmıyorsunuz. Aslında bir ruh satıyorsunuz, bir yaşam tarzı satıyorsunuz insanlara. Ve bu bir tek kişi olmuyor. Alan tek kişi, tapu sahibi tek kişi ama onun çevresindeki ailesi, arkadaşları, dostları, herkes bir şey satmış oluyorsunuz. Ve bu ortamda alıcıyla satıcı memnun olduğu zaman gayrimenkul danışmanı için en mutluluk verici an o an oluyor. Evet. Zorluklar da herhalde biraz önceki bahsetmiş olduğunuz gibi zorluklar. Evet, yani o tip zorluklar, işte aciliyet söz konusu, işte çok fazla duyulmaması, işte hani durumum konusunda insanların fikir sahibi olmasını istemiyorlar insanlar.
Onları da haklı olduklarını görüyorum. Onların içinde farklı programlarımız ve projelerimiz var. Evet. Peki, satış odaklı çalıştığınız takdirde kurumsal bir firma olduğunuz için bir takım sözleşmeler, anlaşmalar yapmak durumunda kalıyorsunuz değil mi? Evet. Danışanlarınızın, yani müşterilerinizin bu anlamda bakışı nedir konuya? Şimdi şöyle, kesinlikle ve kesinlikle kendini bir şirkete bağlamak istemiyor. Mağa sahipleri daha çok kendisi satışı yapmak istiyor. Herhangi bir şekilde kendi yakını veya akrabası alıcı olarak çıkarsa bana vermiş olduğu yetkiyle kendini bana bağladığı için bunu istemiyor. Bunun nedeni de hizmet bedeli. Fakat hizmet bedelinin de güzel yanı şu, yani işlem bittikten sonra alıcı da satıcı da gayrimenkul danışmanı aldığı bu hizmet bedelini gerçekten hak ettiğini anlamış oluyor. Evet. Peki, sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? En güçlü yönüm herhangi bir olayda, önüme gelen hangi olay olursa olsun, bunun fırsat mı ya da tuzak mı olduğunu anlayabiliyorum. Farkındalığım yüksek, çok çok sabırlı bir insanım. İnanılmaz bir şekilde de güven duygusu hissettiriyorum insanlara. Bu onların tarafından söylendiği için. Ben onu bilmiyorum tabii. İşte fotoğrafınıza bakıyorlar, güven verici bir insansınız. Sizinle karşılaşıyorlar, güven verici insansınız. Belirli bir süre sonra o insanlar sizi ailesine, yani o kadar yakınlaştırıyorlar. Evet. İşinizde karşılaşmış olduğunuz en büyük problem neydi ve bu problemle nasıl başa çıktınız? İşinde karşılaştığım en büyük problem, ben genel olarak, yani gayrimenkul danışmanı olarak değil, bir 35 yıllık geçmişin içerisinde yaşadığım zorluklardan en büyük olanı şirketlerdeki mobbingler. Bu mobbinglerden uzak kalmak gerekiyor. Mobbing olayını yaşadığım zaman da oradan uzaklaşmayı düşünüyorum. Ve inanılmaz bir şekilde enerji emici insanlar vardır. Tüm enerjinizi emerler. Bu insanlardan da uzak durarak kendimi motive ediyorum. Evet. Sizce başarı nedir? Başarı hedefe giderken, yani belirlediğiniz hedefe giderken, bütün zorlukları en iyi şekilde atlayarak hedefinize ulaşmanız. Evet. Sizi motive eden şeyler? Benim takdir ve ödül. Bu işte hedeflemiş olduğunuz bir konum var mı? Şimdi bu işte hedeflemiş olduğunuz bir konum aslında olamıyor. Çünkü istatistiksel olarak da ölçülemiyor. Neden? Ne kadar çok fazla müşteriyi memnun edebilirsem, işte çünkü müşteri size kendisini tamamen bırakıyor ve o dönemde işte sonuca giderken sizden almış olduğu hizmetlerden memnun kalarak en sonunda da işlemi bitirmiş oluyorsunuz. Bu süre içerisinde ne kadar çok fazla insanı mutlu edebilirsem benim hedefim o. Evet. Peki, artık yakın bir geçmişten bu yana gayrimenkul danışmanları bölgelerinde uzmanlaşıyorlar. Evet. Sizin böyle bir uzmanlık bölgeniz, alanınız var mı? Şimdi biz ilk başta uzmanlık bölgesini seçtik. Ümraniye, Tantavi bölgesi, Atatürk Mahallesi, bir bölgeyi seçtik. Fakat yılların vermiş olduğu bir inşaat sektöründeki çalışmadan dolayı bu uzmanlık bölgesini çok fazla kullanamadım. Çalışmama fırsat kalmadı. Çünkü dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden portföy talebi geliyor şu anda bana. Evet. Ben bunlarla ilgilenmekten kendi uzmanlık bölgeme henüz çalışamadım. Kendi uzmanlık bölgemdeki uzman arkadaşlarıma paslamak zorunda kalıyorum bazı işlemlerimi. Bunun dışında mesela en son işte Ümraniye'de oturuyorum, Ataşehir'de ofisim. Fakat Fenerbahçe'den bir daire
verdim. Bunun Türkiye'nin her yerinden, işte Eskişehir, Ankara, İzmir, her yerden portföy teklifleri geliyor. Çalışma teklifleri, birlikte çalışma teklifleri geliyor. Evet. Ama uzmanlık bölgem asıl Ümraniye olarak. Biraz da Ataşehir. Evet. Peki içinde bulunmuş olduğunuz sektörün ve mesleğinizin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey var aslında. Bu meslekte yaş sınırı yok. Hı hı. İkincisi mesai saati sorunu yok. Ben inanıyorum yapmış olduğunuz hizmetin karşılığını alıyorsunuz ve ne kadar itiraz gelse de bu hizmet bedeli konusunda daha sonra işlem bittikten sonra müşteri gerçekten hak ediyorsunuz lafını kullanabiliyor burada. Gelecekte çok fazla iş olanağı sağlayacak bir sektör bu. Ben gayrimenkul danışmanlığına tamamen itiraz eden bir insandım. Fakat işin içine girdikten sonra gerçekten çok doğru bir karar verdiğimi anladım. Bundan sonra da işimi severek istikrarlı bir şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Evet. Peki son olarak sizi izleyenlere söylemek istedikleriniz nelerdir? Şimdi 2019 yılına girmemize 2 gün kaldı. 2019 yılı tüm insanlara huzur, sağlık, birlik, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Herkesin niyeti kaderi olsun diyorum. Bunun dışında Remax'taki yol arkadaşlarıma, brokerlara, bana bu meslekte destek olan tüm yakınlarıma, dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz katılımınız için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Remax Gayrimenkul Danışmanı Sayın Sibel Kasım konuğumuz oldu. Hoşça kalın.